Tabii ben o kadar korkunç değilim, önce onu söyleyeyim. Yani Fazilet karakteri o kadar korkunç değil. Belki tepkileri anlamında duygularını bu kadar çok yüksek yaşaması ürkütmüş olabilir sizi. Ama bu kadının yaşadığı hayat zor bir hayat. Zor bir geçmişi var, zor bir hikayesi var. Tek başına iki tane kızını büyütmüş, evlerde gündelikçilik yaparak, ev işçisi olarak çalışarak, tabiri caizse hizmetçilik yaparak kızlarını büyütmüş. Zor bir hayattan geldiği için de yaşam onu biraz sertleştirmiş. Dolayısıyla hırslı, tutkulu ve kafasında bir hayat planlamış kendisine ve kızlarına, ama daha çok kızları için yaşayan bir kadın aslında Fazilet. Kötü değil. Sadece her insanın içinde olan çelişkileri barındıran bir kadın. Dolayısıyla hayat ona hiç güzel tarafını göstermediği için de o hep saldırgan olmayı tercih etmek zorunda kalmış. Benim oyunculuk kariyerimde Fazilet'in yeri çok özel. Bugüne kadar oynadığım tiyatroda, sinemada ve televizyonda oynadığım karakterlerin hepsinden çok farklı. Oyuncu olarak da oynadığım bir şey oynamayı çok sevmiyorum. Benim bilmediğim bir yerden geliyorsa o karakter, tanımadığım bir dünyadan geliyorsa beni daha çok kışkırtıyor o rolü oynamak için. Fazilet de böyle bir kadındı. Alt sınıftan gelen, zengin olmak için bütün hayatını kızları adına, kızları için bütün hayatını ortaya koyan bir kadın. Çelişkileri çok bir kadın, yani fazlasıyla çelişkileri olan bir kadın. Bir anne, bir kadın ve yoksul. Yani bu üç bileşen ve erkek dünyasından çok darbe görmüş. Babasından, kocasından, kendi geçmişinde böyle hikayeleri var çünkü dram anlamında. Travmaları çok çok fazla olan bir kadın. Yani Fazilet'e evet demem için çok sebep vardı. O yüzden kabul ettim. Yapımcımız da çok şeydir bu konuda benim için. Önemlidir. Şükrü Avşar'ın bu işi yapıyor olması benim için önemli bir referans. Çünkü daha önce çalıştığım bir yapımcı ve çok sevdiğim ve çok güvendiğim bir yapımcı. Sırma Yanık senarist yine öyle. Daha önce çalıştığım bir senarist. Dolayısıyla Fazilet'i oynamamak için hiçbir sebep yoktu. Ama en temel sebebi benim bugüne kadar oynadığım rollerin çok dışında bambaşka bir şey söylüyordu. Anneliğin çok kutsandığı bir dünyada yaşıyoruz. Aslında annelik çok özel bir duygu. Ama annelerin de hata yapabileceğini bir biçimiyle gösteren bir tarafı var Fazilet'in. Kapitalizmin ve bizim artık yaşamlarımızı yönettiğini düşünürsek, ruhlarımız kapitalizmin esiri olmuş durumda ve Fazilet de sıradan yoksul bir vatandaş olarak kapitalizmin önerdiği o zengin olma fikrine kapılmış bir kadın. Sınıfsal çelişkileri çok güzel verdiği için senaryo bu sebeple de kabul ettim aslında. Güzel bir soru. Ama bende cevabı yok. Bunu senariste sormak lazım. Fazilet kızlarının yoksul bir hayat yaşamasını istemiyor sadece. Yani ama iki erkek, Sinan ve Yağız, ikisi de kızıma aşık oldu. Çünkü kızım çok güzel. Kızımın tercihi kim olursa tabii ki ben onu severim Fazilet olarak. Ama yani o tabii senaristin uzun vadede ne planladığını ben bilmiyorum. Sonuçta bu bir kurmaca.
Ama ben faziletin yerinde olsaydım, kızım kimi seçerse onun arkasında dururdum. Fazilet gibi yapmazdım yani. Çok. Tabii var. Çünkü bu bir rol. Faziletin dünyası benim oyuncu olarak kendi gözlemlerimin içinde olan bir dünya. Alt sınıfın o reflekslerini bilen bir oyuncuyum. Çünkü ben de kasabada büyüdüm ve yoksulluğun ne olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Kadın olarak benzeyen taraflarımız var. Ben de mücadeleci bir kadınım. Asla vazgeçmem hiçbir şeyden. Yani bir şeyi hayal ettiysem o hayalimin peşinde koşmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Çok fedakarım ben de fazilet gibi. Çok cefakarım fazilet gibi. Sevgi doluyum, şefkatliyim. Ama o kadar agresif değilim. Yani ayrılan çok tarafımız var zaten. Ama benzeyen taraflarım bunlar. Bunların dışında hiçbir tarafım benzemiyor, onu söyleyebilirim. Bu bana soruluyor galiba. Nazan Kesal olarak ben oğlum için ne istiyorum? Ben oğlumun sadece mutlu olmasını istiyorum. Zengin bir hayat yaşamasını istemiyorum. Çünkü biz zaten anne baba olarak onun rahat bir hayat yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bu çağın en temel problemi yalnız ve mutsuz insanlar çağı bu çağı. Bu zaman. Ve en kıymetli şey de mutluluk. Bunun parayla da bir karşılığı yok. Bu mutsuz insanlar çağında oğlumun mutlu bir birey olmasını istiyorum. Adam gibi adam olmasını istiyorum. Vicdanlı, adam gibi bir adam olsun istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ben şöyle şanslı bir oyuncuyum. Ünlü olmak, popüler olmak, bunlar benim çok umurumda olan şeyler değil. Benim işim oyunculuksa, yani sizin işiniz röportaj yapmak, sizin işiniz kameraya almak, sokaktaki insanın işi simit satmak. Sonuçta hepimiz bu dünyaya neden geldiğimizin bir arayışı içindeyiz. Ben de bunu oyunculuk yaparak keşfetmeye çalışıyorum ve son derece sıradan bir iş yaptığımı hissediyorum. Böyle bakan bir oyuncu olduğum için ünlü olmanın benim için gerçekten çok fazla bir anlamı yok. Sadece bu işi yapmaktan çok keyif alıyorum ve birileri de beni alkışlamak istiyor. Bu bir tuzak aslında oyuncu için. Bir oyuncu ne kadar çok seyircinin o popülasyonunun içine girerse o kadar çok yükselir ve ben büyük oyuncuyum. Ben şahane bir oyuncuyum deyip böyle seyirciyi biraz daha aşağıya alır, gözünün altına ve alkışlandıkça yükseldiğini zanneder. Oysa o alkış sadece ve sadece oyuncuya bir ödül. Başka bir şey söylemiyor. Dolayısıyla ego yükselmiyor. Yükselmemesi lazım. Yani bende olanı söylüyorum. Benim o egom alkışlandıkça aşağı inen bir ego. Şimdi sokağa çıktığım zaman eğer böyle çıkarsam tabii ki herkes beni tanır. Bu saçla, bu makyajla, bu kostümle. Ama ben jinimi giydiğim zaman, gömleğimi giydiğim zaman, deri montumu giydiğim zaman kimse beni tanımıyor. Neden? Çünkü ben seyirciye Nazan Kesal'ı değil, Fazilet Çamkıran'ı izlettiriyorum. Nazan olarak yok olmayı tercih ediyorum. Beni izleyen seyirci karakteri odaklanıyor ve beni sokakta gördüğü zaman çok dikkatli bir seyirci olmadığı sürece çok tanımıyor. Yani çok rahat dolaşıyorum.